Bu dersimizde Oracle eğitim setimiz içerisinde kullanacağımız ve Oracle firması tarafından hazırlanmış olan HR şemasını inceleyeceğiz. HR şeması açılımı Human Resources, yani insan kaynakları için hazırlanmış bir veri tabanı. Bu veri tabanı bir firmanın insan kaynakları departmanı için kullanılacak temel tüm tabloları ve bilgileri içeriyor. İçerisinde varsayılan olarak sample örnek kayıtlar da var. Yani değerler içerisinde veriler girilmiş durumda. Hazır bir şekilde bize veriliyor ve bizim bunun üzerinde çalışmamız kolaylaşıyor. Bu SQL Server'daki AdventureWorks veri tabanı gibi, tabi onun kadar gelişmiş olmasa da bu veri tabanı Human Resources veri tabanı da Oracle için yeterlidir. Şimdi ana olarak Employees tablosundan başlayalım. Burada Employees tablosu, Türkçesi çalışanlar, bir Human Resources demiştik. İnsan kaynakları departmanındaki çalışanları gösteriyor. Burada first name, last name, email, telefon numarası, here date gibi bilgiler var. Burada isim, soy isim, bunun çalışan ID'si, bu çalışanın hangi yöneticiye, yani manager'a bağlı olduğunun ID'si ve hangi departmana bağlı olduğunu gösteriyor. İşe giriş tarihi gibi bilgiler. Commission PST, salary, salary'de maaşı belli oluyor. Bir diğer tablo, departmanların bulunduğu departments tablosu. Burada da department ID ve department name ana kolonlar. Diğerleri de manager ID ve location ID. Hemen sağ tarafında job history ve jobs tabloları var. Jobs görevleri, yani bu çalışanların görevlerini belirtiyor. Görevler tablosu. Job ID, job title, minimum maaş, maksimum maaş gibi görevlerle ilgili maaş bilgileri yer alıyor. Özet bilgiler. Job history'de bir çalışanın başlangıç işe başlama tarihi ve bitiş tarihi ve hangi departmanda hangi iş, hangi görev ile çalıştığını tutan bir tablo. Job history tablosu. Sol tarafta location var. Location, countries ve region. Genel anlamdan şöyle başlayalım, region'dan. Region dünyadaki bölgeleri belirtir. Yani Afrika, Avrupa vesaire, Asya gibi bu tarz bilgileri tutar. Hemen bir üstünde countries var. Onun üzerinde de location. Location normal adreslerin tutulduğu. Countries de ülke bilgilerinin tutulduğu tablolar ve bu şekilde birbirleriyle ilişkilerini de gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanacağımız veri tabanı Human Resources, yani HR şemasını böyle incelemiş olduk.